Bans Oyunlar Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün Deep Rock Galactic oyunu inceleyeceğiz. Deep Rock Galactic kooperatif bir first person shooter. Biraz böyle Vermintide gibi ya da biraz daha eskilere gidersem Valve'nin Left 4 Dead'leri gibi şeyler. Böyle bir asteroidimiz var. Bu asteroide böyle bir sürü maden varmış. Biz dwarflarız. Çeşitli rollerde, çeşitli sakal renklerinde dwarflarız. Ve biz gidip bu asteroidin içerisine girip o asteroiddeki bu madenleri kazıyıp çıkartıp üstümüze geri getirmek istiyoruz. Uzaydaki dwarflarız. Tabi burada da şurada ekranda arkada gördüğünüz gibi garip yaratıklarımız var bu asteroidin içerisinde. Bunların o doğal yaşam ortamları. Çeşitli yaratıklar, bayağı ölümcül yaratıklar. Bunlar da ya kardeşim buralar bizim topraklarımızdı. Sen böyle ne girip saçma sapan şeyler yapıyorsun. Tabi bunu böğürerek söylemeye çalışıyorlar. Böyle bir... biz de buradan kendimizi savunarak madenleri çıkartıp devam buradan çıkmaya çalışıyoruz. Ana temel şeyimiz budur. Temel oyunun hikayesi budur. Çok karmaşık bir hikayesi yok. Biraz garip bir uzay ve dwarf kombinasyonu enteresan bir şey olmuş. Bunun çalıştığı herhalde Warhammer'dan sonra görebildiğim, yani bildiğim az şeylerden bir tanesi. Şimdi oyunun olayı birazcık şey, efendime söyleyeyim, böyle mission gidiyorsunuz. Gene o her bu tür kooperatif first person shooter'larda olduğu gibi. Burası bizim ana üssümüz. Buradan işte görevler seçiyoruz. Upgrade'lerimizi buradan alabiliyoruz, efendime söyleyeyim. Böyle bir kozmetik şeyler kendimiz takabiliyoruz gibisinden. Görevlere gidip de oradan bir şeyler görevin hedefine ulaşmaya çalışıyoruz temel olarak. Missionlarımız farklı türlerde ve farklı biyomlarda. Yani ne demek? İşte mesela buralar daha böyle şey gibi jungle gibi ortamlarken burada mesela daha şey gibi çöl gibi ortamlar. Daha böyle magmalı, daha alevli nesneler gibisinden gidiyor. Görevlerimiz çeşitli çeşitli. Yani mesela şu en klasik böyle bir madencilik göreviyken işte bu yumurta toplama görevi efendime söyleyeyim. Bu böyle bir iki tane çok ayı gibi anormal güçlü Dragnaut dediği oyunun yaratık var. Boss gibi şey düşünün onu. Bunları kesmece. Mesela bu da değişik bir şekilde point extraction böyle bir ana üssünüz var. Bu üste belli böyle büyük kristalleri taşımaya çalışıyorsunuz. Ama mesela şu anda bu mission böyle zor bir görev. Görevlerin bir türlerinin ve buradaki biyoma ek olarak mission length ve cave complexity var. Yani ne kadar uzun bir görev, cave complexity ise mağara ne kadar karmaşık. Şimdi mağara eğer böyle bir cave complexity demek aslında şey demek, böyle düz dümdüz ilerliyorsunuz gibisinden bir şeyler. Cave complexity 2-3'e doğru, hatta 3 olduğu zaman biraz böyle kafanız karışabiliyor. Çok garip yerlerde madenler olabiliyor. Biraz böyle alengirli hareketler yaparak ancak madeni alabilir hale gelebiliyorsunuz. O bir diğer seçeneğiniz nesne de zorluk seviyesi. Şimdi 2 biraz böyle default zorluk seviyesi gibi. Yani 1 biraz komik seviyelerde hakikaten. Hazır 0 yok. 3 biraz daha böyle oyunu tecrübelendiğiniz zaman genelde oynayacağınız yer 3. Ben şöyle 3 seçeyim. Biraz daha heyecanlı bir maçımız olsun diyelim. Efendim söyleyeyim. Tek başınıza da gördüğünüz gibi oynayabiliyorsunuz. Tek başınız oynarken böyle biraz sonra göreceksiniz. Ufacık bir robot verecek oyun bize, Bosco diye. Bayağı da iyi çalışıyor aslında. Yani hem size maden kazmada yardımcı oluyor. Hem yaratıklara karşı sizi koruyor. Hem böyle biraz düşerseniz sizi biraz da iyileştiriyor da. Aynı zaman. Asteroidin bir yerine doğru gidiyoruz. O kadar devasa asteroidde biz aslında ufacık bir noktaydık. Ya. Kaz kaz bitmez kardeşim. Böyle bir asteroidmiş burası da. Dım 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 dım. 1069 metre derinlere gitmişiz. 1 kilometre derine kazmışız. Vay anasını. Efendim. O kafa çıçacağız. Bir tane fosil aldık. Bizim şu anda görevimiz neymiş efendim? 200 tane morkite, 10 tane de fosil alacakmışız. Güle güle drop podumuz. Sonra görüşmek üzere. Efendim. Burası bayağı karanlık bir yer. Buraları biraz aydınlatmanız lazım. Aydınlatmanız takdirde böyle bir şeyler göremiyoruz. Şimdi burada böyle bir mor bir şeyler var. Neler var? Şimdi biz normalde böyle kazma, böyle bir çekicimiz var. Bununla sağa sola kazılarak ilerleyebiliyoruz. Burada büyük bir şey bulduk. Vay vay vay. Şunu ele bir götürelim. Bu bizim katırımız. Kazdığımız bütün madenleri bu arkadaş topluyor. Ne almışız? Bitter Gem. Oh! Bu bayağı değerli, kıymetli bir şey aldık. Sif dağımız güzel efendim. Şimdi bu normal arkadaşlar bu şekilde kazarken biz driller olduğumuz için bizim klasımız. Bizim şöyle arka şeylerimiz var. Bununla biz böyle çok daha verimli bir şekilde kazabiliyoruz. Şimdi oyunun zaten en
orijinal tarafı biraz da albenisi de diyebileceğim hikaye, gördüğünüz herhangi bir duvar kazılabilir. Yani bu harita full kazılayabil bir harita. Öyle şey tarafı yok. Efendim söyleyeyim, burası map'in sonu hikayesi pek yok. Yani tabii çok gittiğiniz zaman böyle artık bir yerden sonra dümdüz olan bir yere doğru gidiyoruz. O yüzden her yeri kazmanın tabii ki bir manası yok da oyun şey yapmıyor. Bu sınırların dışına çıkma arkadaşım demiyor. Şimdi şuralar genelde bizim bu ufak böyle şey odalar var diyeyim. Bu odaların burada bir şey kaçırmışız galiba. Ha mesela asıl bizim kazmak istediğimiz yer şu arkadaştı, Morkite. Biz biraz buraya zor ulaşırız gibi de düşündüm. Bosco'ya gönderdim. Bosco bizim yerimize kazıyor. Oh ne güzel. Veleşe çalışan robotumuz da var. Tertemiz. Bak hiç böyle endişe, derdi, tasası bir şey de yok. Pil falan da bitmiyor bu kardeşim. Ne güzel. Sağ ol sen ya Bosco. Bu biraz böyle bir değişik bir şey. Bu böyle bir Nitra diyor. Oyunun parası diyebilirim bu. Oyun içinde bir para. Yani gold oyun arasında para. Bu oyun içinde para. İşte oyun içinde para ne demek? Oyunda bizim silahlarımızın cephanesi biraz sonra yaratıklar bol bol gelmeye başlayınca azalacak, göreceksiniz. Cephaneniz azalacak. Cephanesi bitmeye yaklaştığı anda biz bir supply pot çağırmamız gerekiyor ve onu bu Nitra para birimiyle çağırıyoruz. Nereye kazacaktık acaba? Acaba bakalım nereye kazacağız diyoruz. Şöyle bir haritadan bakıyoruz. Hop. Bizim şu sağ taraftaki görünen yer, bizim başladığımız yer. İleride bir kazılacak yer, yani girecek bir başka oda varmış ama çapraz kazıyormuşuz diye şöyle görüyorum. Ha, açıklığa ulaştık. Zaten bu klasın en ana fikri gördüğünüz üzere, adı da üzere, kazma, driller. Ama biraz sonra göreceğiniz gibi ben bu klasın biraz fazla güçlü olduğu gibi bir kanaate vardım oynadığım kadarıyla. Çünkü bu arkadaşın savaşmak için buna bir alev makinesi verilmiş. Ve bu alev makinesi bayağı güçlü bir nesne. Birazdan hemen onu gösteririz. Oh, fosillerimizi alıyoruz. Yalnız garip sesler gelmeye başladı karanlıktan. Dım 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 dım. Ahanda! Glyphid Grant. O zaman al sana alev. Güzelim. Oh! Cayır cayır. Ama burada bir şeyler daha var. İyi. Şöyle bir aşağı inmeye çalışalım. Oo, burada asıl abimiz var. Ağır abimiz Praetorian. Dedik yanarak can verdi. Bu mesela daha güçlü bir arkadaş. Bu gördüğünüz üzere hit point'i daha fazla ve bunu öyle hızlı alamıyorsunuz. Yani hızlı alacak belli klaslar özellikleri var. Ama o mesela biraz böyle bir mini boss gibi diyebiliriz. Yani çok mini boss demek istemiyorum. Çünkü oyunda çeşitli level'lar var. Mini mini minnacık boss diyeyim peki. Bu bizim şeyimiz, katırcığımız. Bunun güzel bir tarafı, bunu böyle illa yanına gitmek zorunda değilsiniz. Bunu yanınıza çağırabiliyorsunuz. Çünkü yanınıza taşıyabileceğiniz maden sayısı bayağı sınırlı. Eğer bunu devamlı gitmek zorunda kalsanız oyun bayağı angarya bir oyun haline gelir. Oyun orada kafanızı rahatlatmak için bunu çağırma tuşu falan koymuş. Bunlar çok, bu tür zaten hayatı iyileştirici çok özellik getirdi. Yani oyunun oynanabilirliği bu tür şeylerden dolayı bayağı iyi diyebilirim. Bir sesler duyuyorum ben. Ne oluyor acaba? Oo, burada da bir nitro varmış. O nitroyu gene Bosco'ya kazdıralım efendim. Tabii bu bizim ışığı mesela benim bitiyor. Çünkü onu arada bir bu flare'ler tekrar recharge olmaları gerekiyor. Recharge olmadığı takdirde bunların şeyi var. Yani elinizde 3-4 tane var. O 3-4 taneyi iyi kullanmanız lazım. Sonra biraz beklemeniz gerekiyor. Zırpırt kullanma demiş oyun. Hah, şunları topladık. Oh! Ekmeğimiz iyi oldu. Biraz sonra cephanemiz bitince bunlar kullanmaya başlayacağız. Efendim. Seksini toparladık. Neredeyse yarıya geldik valla. İyi. Şimdi fosil konusunda nasıl gidiyormuşuz? Fosil konusunda da 5'e geldik. Hatta 6'ya geldik. Temiz gidiyor. Şimdi arada bir böyle bir bol yaratık gelme seansları olacak. O şu ana kadar başımıza gelmedi ama biraz mission ilerleyince oyun zaten müzik falan da değişecek orada. Böyle bol miktarda oyun onu söyleyecek zaten bize. Daha sen şey geldin. Belalı adamların yanına geldin diyecek. Böyle akın akın gelmeye başlayacaklar. Oo, selam. Güle güle. Oh, şöyle cayır cayır. Bir de mesela böyle silahlarımızla size şey yapalım ki cephaneyi karışık kullanalım. Oh, tamam. Şöyle nitrolarımızı daha da topladık mı? Orada bayağı bir yine ses var.
Mesela bu biraz daha, bu biraz healer gibi bir class. Support bir yaratığı bu. Support yaratığı. Bu birazcık yanlış anlamışsam heal ediyor derken, evet. Eyvah. Geliyorlar. Geliyorlar. Ama geliyor olmaları bizim maden kazmaktan bizi engellemeyecekti. Çünkü bir dwarf her zaman kazar. Mesela burada birazcık kötü mü yakalandık acaba? Alevimiz yok derken dum 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 dum. Mesela bu class güya support class olduğunu iddia eden bir class ama şekil biraz da görüldüğü gibi buradan böyle cayır cayır. Bir de mesela flamethrower'ın menzilinin yakın olacağını mı zannediyorsunuz? Hayır. Oyunun ilk çıktığı zamanlarsa buraların müzikleri bayağı farklıydı. Şu anda çok daha derinliği olan müzikler eklediler. Ve şeye göre, yanlış bilmiyorsam, biyomlara göre falan müzik değişiyor. Allah! Heyecan biraz artıyor ama yok. Çok zorlandığımızı açıkçası söyleyemeyiz. Şimdi bakalım başka kazacak yerimiz var mı? Şuradan mesela kazacakmışız. Tabii şeyle çok alakalı. Yani nasıl bir takımınız var, efendime söyleyeyim, ne kadar tecrübelisiniz hikayesi tahmin edeceğiniz gibi önemli hikayeler. Burada bir şeyler geldi. Çeşitli çığlıklar alıyoruz. Allah! Bu arkadaş mesela Grabber adı üzerine. Bu mesela size direkt saldırmıyor. Bunu mesela hemen kendi üzerimde göstereyim diyeceğim ama galiba bizim Bosco bunu halledecek. Bu arkadaş sizi kaptığı zaman sizi bir yerlere taşıyor. Ve genelde mesela yüksek yerlere taşıyıp aşağı bırakıp böyle falling damage almanızı sağlıyor olabilir. Bu kötü zamanlarda bayağı problemli bir yaratık o. Arkadaş ama onun haricinde yakalarsa çok bir silahı olmadığı için hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz. Oyunun zaten böyle bir sürü yaratıkla şey yapmaya... Allah işte heh. Ama bizim güvenilir robotumuz vallahi aldı. Ve sağ ol ya, eyvallah ya, sensiz ne yapardım. Bu Bosco tek başına oynarken oyunda inanılmaz büyük bir kolaylık sağlıyor. Yani hatta biraz fazla iyi bir sağlıyor bile diyebilirim. Yani multiplayer oynarken özellikle... Oo, burada bir güzel yaratık var. Bak Bosco ama onu yapmayacaktın. O zaman biz şöyle bir şekilde gönderelim. Bu arkadaşı bir bombayı verelim. Mesela buralar gördüğünüz gibi bayağı etraf açıldı. Bomba da biraz bizim kazmamıza yardımcı oluyor. Ama tabii bununla kazmak diye böyle bir şeyiniz yok. Ne gaz çıkarttın ya? Oho! Böyle öyle olmaz ki. Böyle bir sürü supportif böyle şeyler var. Bitkiler var. Bunlar sizin ekstradan böyle bir içki türleri açmanızı sağlıyor. O biraz geyik. Oyunun ana şeyiyle çok alakalı değil. Efendim söyleyeyim. Hah. Şimdi oh güzel. Mor kartları gene dolduruyoruz. Sırt çantamıza aldık. Karanlıkta kazılan madenler. Bu tür, bunlar da her mission türünde, daha doğrusu her biyomda çıkan belli özel madenler var. Bu mesela bu Bismor. Bunlar böyle oyun rare maden diyor. Ve bu rare madenlere göre siz upgrade'lerinizi yapıyorsunuz. Yani level aldıkça oyunda bir leveling mekanizması var. Sizin silahlarınız upgrade'ler çıkıyor. Bunları bu rare madenler bir de parayla alıyorsunuz. Zaten genelde o yüzden mesela hadi şu biyoma gidelim, yok bu biyoma gidelim gibi hikayeler yapabilirsiniz. Gene uzaktan sesler geliyordu. Tabi mesela bu class'ın olayı, bu class mesela çok biraz böyle karanlıkta gidecek bir arkadaş. Oo, selam, güle güle. AI fena değil diyeceğim ama böyle inanılmaz enteresan böyle cinlikler yaptığını söyleyemem. Biraz böyle düz bir hareket yapan bir AI var oyunun. AI'yı yani çok salak hareketler yapmıyor. Mesela ağır o büyük hit point'te olan arkadaşlar çok yaralandıkları zaman kaçmak gibi davranışlar sergiliyorlar. Ama yani oradan böyle inanılmaz sizi şaşırtacak şeyler beklemeyin. Genelde çok fazla gelmekle toparlamaya çalışıyorlar. Garip zaman, yani cephane bitmesi oyunda mesela önemli bir problem. Yani cephane biterek siz genelde başınızı belaya sokuyorsunuz. O yüzden bu Nitra dediğim nesne oyunda tabii ki bayağı önemli. Şimdi Driller buradayken diğer klaslarından da biraz bahsedeyim. Mesela Gunner çok böyle düz bir ateş eden, çok bol mermili, böyle bir ağır minigun olan bir klas.
O mesela daha böyle bir damage dealer gibi, uzaktan damage dealer. Bir ip atarak ulaşamayacağınız yerlere daha kolay ulaşmanızı sağlayan bir nesne. Yani o haritada duvarlardan yani duvarları kazmanın yerine açık alanları daha çok kullanmaya odaklanmış bir karakter. Gunner. Bir üçüncü klasımız Scout. Gene açık alanlarda çok daha parlayan bir klas. Oralarda hızlı bir şekilde bir yerden bir yere gitmenizi sağlıyor Scout. Oh, burada bayağı sağlam bir şeye rastladık. Orada bizim Bosco bir şeyler buldu. Brood Next varmış. O zaman buna selam. Şöyle bir C4 verelim mi arkadaşımıza? Vay. Bullet point'i varmış. Ama içinden işte kozayı patlatırsanız buralar böyle yaratıklı olan yerde bol bol ufacık tefecik şeyler çıkar. Ya. Ne kadarımız kalmış? Oh, az bir şeyler kaldı. Bitiriyor muyduk? Şurayı da biraz daha toparlayalım. Çok saldırmadılar ya. Vallahi böyle dümdüz bir taraftan girdik sanki bir taraftan çıkıyoruz gibi. Oyunu kolay zannedebilirsiniz ama tabii ki level'larına göre çok şey. Yani şu anda normal bir görev yaptığım için, yani daha basit bir görev yaptığım için o kadar fazla zorlamıyor. Oyuncu sayısı arttıkça gelen yaratık sayısı da artıyor. Yani dolayısıyla oyunun scaling'i epey iyi. Öyle şey olduğu zaman da efendime söyleyeyim. 4 kişi oynarken yaratık sayısı ona göre 4 katı direkt diyemeyeceğim ama artıyor. Yani direkt böyle birebir bir rakam artışı olduğuna emin değilim. Mission'lar başladığı zaman başka birisi eklenebiliyor size. O zaman Bosco tabii gidiyor. Bosco'nun yerine o diğer karakter geliyor. Bu da bir rare maden mesela. Şu aldığım arkadaş. Oh. Güzel ya vallahi. Eve bayağı mal götürüyoruz şu anda. Bugünlük ekmeğimizi çıkardık. Ekmeğini çıkaran dwarf madenci olarak. Oh. Temiz temiz. Gel ya. Güzel katırımız gel ya. Eskiden gerçek katırlar kullanırmış biliyor musunuz? Yani böyle bizim dedemizin dedesi böyle büyük şeyler kullanırmış. Biz ondan sonra böyle elektronik şeyler kullanmaya başladık ama Allah bir ses geliyor. Gene bu bizi kapacak herif. Mesela yaratıkların gene tahmin edeceğiz gibi her yaratık bir sesinden, görüntüsünden, efeğinden zarsurt anlaşılan şeyler. Ve her biyomda her yaratık yok. Biraz cephamız azalmış yalnız. O zaman şöyle bir şey çağıralım. Şimdi bu supply böyle... Allah! Bir de tabii alev makinesi olduğu için yaktık, yani yakmaya devam ediyor buradan sonra. Supply'ımız da geldi. Bunları da alalım. Bu hem cephane hem eğer yaralıysanız iyileştirme işini de görüyor bu arkadaş. Bunu mesela 4 tane vermiş. Daha çok takım oyunlarında yani genelde her oyuncu için bir tane çağırmak gibi bir şey var. Davranış var. Bunların pek almıyorum. Çünkü şu anda zaten limite ulaştık. Limitin fazlasında bu mor kayıtlardan almanın çok bir esprisi yok. Şimdi oyunun buraları ana kontentleri gibi. Mission'ımızı bitirdik. Ne yapıyoruz? Şurada call for drop pod. Bu tuşa basıyoruz. Şimdi ana üstümüze bir sinyal gönderdik. Bu bize bir drop pod gönderecek. Şimdi drop pod'un nerede olduğunu ilk başta bilmiyoruz. Biraz sonra drop pod... şimdi solda bir ikon çıktı. Drop pod 181. Evet, bayağı uzakta çıktı drop pod mesela. Şu yukarıdaydı, biz ona doğru ilerleyelim. Nereye gittik acaba? Allah, işte yanlış kazmak gibi problemli. Şimdi burada bu bizim katır tabii asıl madeni o taşıdığı için o mesela gitmeye çalışıyor. Bu esnada müzik de değişti. Biraz oyun heyecanı artırıyor. Şimdi diyor sen gidiyorsun ama arkandan da yırtılan kovalama noktasına geldi. Mule dümdüz şeye doğru en optimal yerden gidiyor. Mule'un başına bir şey gelmiyor bu arada. Mule immune to damage. Yani onu korumak diye bir derdiniz yok. Efendime söyleyeyim. Oo, ağır abi geldi. O zaman... Şöyle bir balta. Bizi dwarf dedik. O baltalar uzaya çıksak bile yanımızda alacaklar. Ya. O öyle aile yadigarı. Ya işte öyle. Bu böyle etrafı flare'lar bırakıyor. Ve flare'lar dışı oklar. Mesela bu okları biraz yeni eklemişlerdi. Uzun süre yoktu oklar. Bu ben diyor burada doğru gidiyorum. Yani bu yöne doğru ilerliyorum diyor. Tabii bir geri sayımımız var şu anda. O geri sayım süresinde gitmeniz lazım. Yoksa
Mule tabii ki her zaman ulaşıyor. Ondan sonra sizi bırakarak o uzay istasyonuna geri geliyor. Ama ölme yok. Sadece mission fail. Tahmin edebileceğiniz gibi. Oo, biraz buralar renklendi mi? Çok da değil. Oo, o zaman böyle kazalım. Şimdi mesela buraları Driller böyle biraz ağır abi olduğu için çok böyle hızlı gidemiyor. Bak 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 bak. Kapmaya gelmiştin değil mi? Namussuz seni. Şerefsiz seni. Mesela cave kompleksi yüksek olan yerlerde çok abuk subuk yerlerden duvar falan duvarın yanından falan geçebildiği için yani tavana falan gidebildiği için Mule bazen sizin gidemeyeceğiniz yollardan da gidebiliyor. Şimdi öyle bir durumlarda biraz gene bu klasımız avantajlı diyebilirim. Çünkü kazma işini kendisi iyi yaptığı için böyle duvar arasından dümdüz mesela bu arkadaş şu anda saçma sapan bir hareket yaptı. Ben oralara pek gidemiyor gibiyim ama nereye gidiyorsun sen hemşerim ya? Oho! O zaman biz kendimizi yol açacağız. Ne yapalım? Başka türlü olmuyor. Böyle saçma sapan yerlere gidersen. İşte yetişemedik. O zaman biz böyle dümdüz kazacağız. 79 diyor. Mesela oyunun procedural generated diyor oyun ya. Tamam. Dümdüz ben kazarsam herhalde ulaşırım diyorum. Ve böyle arkamda bir şeyler bir yol bırakarak bayağı kazabiliyorum. Tabii bu da böyle kazdıkça arkadan yaratıklar gelecek. Bunun yani kaçışı yok ama neden olmasın? Çünkü kazıcıyız. İmkanımız da var. Bunu bize yapmamızı engelleyen bir şey de yok. O zaman tabii ki. 2 dakikamız kalmıştı. Acaba ulaşabilecek miyiz? Mesela bu oyunun enteresan şeylerinden bir tanesi. Yani siz haritayı, oyun beni belli bir yerden gitmemi istiyordu aslında. Ama ben de dedim ki yok kardeşim sen bana böyle bir imkan vermişsin. Ben de kazarım kardeşim. Dedim ama derdim yetişebilecek miydim? Çünkü bu biraz ısınan bir alet. Öyle son 1,5 dakika ve heyecan doruktaydı. Acaba ulaşabilecek miydi? Acaba Driller'ımız evine ulaşabilecek miydi? Yoksa bu yaratıklarla tek başına mı kalacaktı? Derken escape pod'umuza ulaşmanın mutluluğu içerisinde. Şöyle biraz daha yakalım sonra. Efendim kapımız da kapansın. İstasyonumuza doğru dönüşümüze başlayalım. Oh! Kafalar rahat. Bu tabii kolay bir oyun. Yani biraz da kısa bir görev olduğu için ve bir kişi oynadığım için genel olarak biraz kolay diyebilirim. Bazı ara bossları var oyunun, ara eventleri var. Oyun çok kendini renklendiriyor. Çok fazla endgame content'i var. Daha zor görevleri var. Deep dive dedikleri 3 tane arka arka görevi oynadığınız versiyonları var. Buraları çok renklendirdiler. Ve buralar oyunun replayability'sini çok artırıyor diyebilirim. Deep Rock Galactic genel olarak böyle bir oyun. Takım arkadaşlarınızla bir oyun oynayabilirsiniz. Tanıdığınız insanlar oynamak için tatlı bir oyun. Görevler çok uzun değil. Yani tabii bu biraz kısa bir görev oynadım ben ama genelde görevler o kadar uzun olmuyor ve arka arkaya birkaç tane oynayabiliyorsunuz temiz olarak. Bunun haricinde bu deep dive'lar mesela çok ilginç şeyler ve endgame yani buraların görevleri burada her hafta bir tane görev veriyor oyun. Bunun haritası sabit. Yani bunun haritası procedural generated ama her haftanınki aynı harita. Yani bir defa bunu yendiniz sonra bir daha girersiniz ya da yenemediniz. Bir daha girdiğiniz zaman aynı görevlerle karşınıza çıkıyor. Sağ taraftaki Deep Dive Elite bu mesela iyice artık oyunun en zorlu iddia edebileceği şeylerden diyebilirim. Ve hakikaten çok zorluk seviyesinde oyun kendisi baya baya iddialı diyebilirim. Yani oraları ben Hazard 5'te mesela çok ciddi uğraşmanız gerekiyor. Mesela oralarda gördüğüm kadarıyla Scout falan biraz böyle zayıf. Çok daha Driller falan kullanmanız lazım ama en azından benim tecrübem genelde böyle. Biraz FPS için galiba çok oldu. Biraz belki de yaşlanmışımdır bilemiyorum. İnternetten bayağı oynayanı var. Yani şu an aktif bir şeyi var. Community'si var. Yani tamamen public bir event açıp, public bir oyun açıp bir sürü insanla da oynayabilirsiniz. Çok insan aktif olarak oynuyor. O bakımdan da yani scene'i geniş diyebilirim. Bu da oyunun şu anda en büyük avantajlarından biri. Efendim bugün Deep Rock Galactic'e baktık. Böyle bir dwarf'lu Cooperative First Person Shooter'ımıza baktık. Tavsiye ederiz. Bu da böyle bir oyundur. Efendim iyi günler. Bir sonraki videoda, bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere.